topluma. Yani sana ne oluyor da büyükleniyorsun? Yani neyine güveniyorsun da büyükleniyorsun? Neyin var ki? Ha? Ben bu soruyu kendi nefsime de soruyorum. Siz de kendi nefsinize sorun. Yani size ne oluyor da büyükleniyorsunuz? Allah gizli yarattı, yoktan var etti. Bütün malın mülkün sahibi Allah. Neyine güveniyorsun da karşındaki Müslüman kardeşini tahkir edip büyükleniyorsun? Ey Müslüman, gördüğün kardeşinin iç halini, takvasını biliyor musun ki onu hakir görüyorsun? Yani sen kardeşinin iç halini, iç alemini biliyor musun? Bilmiyorsun. Senden üstün olup olmadığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Neyine güvenerek onu tahkir ediyorsun ki? Nice saçı başı dağınık olan insanlar var. Allah'a ellerini açtıkları zaman Allah dualarını geri çevirmez diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Nice saçı başı dağınık, yüzlerinden abdest suyu akan insanlar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, aha şimdi cennetlik bir ilçede girecek diyecek insanlar var. Ama halbuki insanlar onlara kıymet vermezler, önem vermezler. Ama takva kalptedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Ve ey Müslüman, sen neyine güvenip de kardeşini hakir ve aşağı görüyorsun? Yani neyin var ki? Ha? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi gece gündüz namaz mı kılıyorsun ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi her iki gününden bir tanesi cihatta mı geçiyor? Seferde mi geçiyor? Yok. Neyine güveniyorsun da insanlara hakir görüyorsun? Hani ne yaptığındaki hakir görüyorsun? Demesi lazım. Ve ey Müslüman, sonunun ne olacağını nereden biliyorsun? He? Sen cennetlik misin, cehennemlik misin? Nereden biliyorsun ki sen kardeşini hakir görüyorsun? Belki o cennete girecek, sen cehenneme gireceksin. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. O zaman senin ne yapmaman lazım? Kardeşini hakir görmemen lazım. Ey Müslüman, kitabın, kaderinin sana galebe çalacağını unuttun mu sen? Yani sen ne kadar amel yaparsan yap, ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne kadar ibadet yap, iyilik yap, şunu yap, bunu yap, kitabın galebe çaldırsa bitti. Artık bitti senin. Ne olmuş? İşin bitti. Kaderin galebe çaldı, bitti. Çünkü Allah Azze ve Celle yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce cennetlikleri yaratmış, cehennemlikleri yaratmış. Sen o kitaba galebe çalamazsın. Levh-i Mahfuz'da o var. Neyine güveniyorsun yani? Hiç düşünmüyor musun? Allah Azze ve Celle bu yaptığın amelden dolayı imanı senden alacak, başka bir kula verecek. Hiç düşünmüyor musun yani? Ey Müslüman, yine bilmez misin? Hayır da, şer de Mevlamızın elindedir. Rabbimizin elindedir. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Sen bunu bilmiyor musun? O böyleyken neyine güvenip de büyükleniyorsun? Yani sen eğer aziz olduysan, sen padişah olduysan, sen başkan olduysan, sen sadrazam, vezir olduysan, sen emir olduysan, ne olursan ol, veya sanatçı oldun, veya ne bileyim şöhret kazandın, Allah Azze ve Celle sana bir azizlik verdiyse sen bilmiyor musun bu Allah'ın elinde? Allah birine de zelillik verdiyse bilmiyor musun bu Allah'ın elinde? Ama dilediği zaman çevirir. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey kalpleri evren çeviren Rabbim, kalbimi dinimde sabit kıl. O kadar kalp döner döner döner, Allah Azze ve Celle'nin iki parmağı arasındadır. Onu evirir çevirir. Ondan dolayı neyine güveniyorsun da Müslümanlara hakir görüyorsun? Neyine güveniyorsun da kibirleniyorsun? Neyine güveniyorsun da insanları beğenmiyorsun? Neyine? İşte kardeşler, bu nasihatları her birimiz kendi nefsimize etmemiz gerekir diyebilirim.